Merhaba arkadaşlar. Facebook'taki Buğrayan sayfasına şöyle bir gönderi atmıştım. Matematikte hangi konularla ilgili sorun var? Sayısal mantık çok fazla geldi. Onunla ilgili bir başlangıç videosu hazırlamak istedim. Bir video serisi olmasını düşünüyorum. Yine ekleyeceğim içerisine. Sayısal mantık soruları nasıl hazırlanır diye başlamak lazım. Çünkü sayısal mantıkla ilgili şöyle bir sorun var. Elinize bir kitap alıyorsunuz. Mesela ben ALES'e gireceğim zaman elime bir kitap almıştım. Böyle bir sürü karmakarışık şey var. İnsan onları çalışınca da yoruluyor. Ama ALES'ten çok iyi bir not almıştım 90'ın üzerinde. Hiçbirini de çözmeden. Aslında şu var. Normal matematik konularının belli süslemelerden geçirilmesi sayısal mantık soruları. Mesela örnek vereyim. O yüzden matematik konularını iyi bilince sayısal mantık sorularını da belli bir yönelimle hemen yapıyorsunuz zaten. Örneğin matematikte basit. İşte 23 sayısını biz nasıl açarız? 20 artı 3, yani 2 tane onluk, 3 tane birlik diye açarız. Bu basit bir sayı sorusu. Bundan küçük bir basamak sorusu üretilebilir mesela. Denir ki AB artı BA örneğin ne olsun? 65'e 56 olsun. Toplamları bize 121 diye verilsin. Biz buradan AB ve BA'yı bulmaya çalışırız. AB'ye 10A artı B deriz. BA'ya da 10B artı A. Buradan deriz ki 121 ise A artı B 11'dir. Öyleyse işte 74 olabilir, 65 olabilir. Bu basit bir basamak sorusu. Gelelim bu bilgiyi sayısal mantık sorusuna nasıl çevireceğimiz. Çünkü sayısal mantık soruları zaten değişik konulardan türetiliyor. Yani kendisinin özel bir sahası yok. Şimdi bu mesela basamak için şöyle bir şey düşünebiliriz. Biz 23'ü nasıl ayırıyoruz? Sondaki basamaktan diyoruz ki 1 çarpı bu 3 ve buradakinden 2 çarpı 10 diyoruz, değil mi? Bir tane daha olsaydı mesela 255 olsaydı 1 çarpı 5, 10 çarpı 5, 100 çarpı 2 diyecektik. Adam getiriyor bunu sayısal mantık sorusu yaparken şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki ben sayıları böyle tanımlamıyorum. Mesela 325 sayısını tanımlarken ben bunu mesela süper işlemine sokuyorum. Süper işleminde ne yapıyorsun sen diyorum. Mesela sen normalde bunu 1 çarpı 5, 10 çarpı 20, 10 çarpı 2, 100 çarpı 3 diyordun ya, ben böyle yapmıyorum. 3 çarpı 5, 3 çarpı 2, 30 çarpı 2 ve 300 çarpı 3 diyorum ve bunları topluyorum diyor. Yani ne yapıyor? Normal basamak sistemini bir kenara bırakıp kafasına göre bir sistem tanımlıyor. Biraz daha açayım. Soruyla karşılaştık. Uzun şöyle uzun bir metin var gözü korkutmak için. Metin de şunu anlatıyor. Diyor ki süper diye bir işlem tanımlıyorum. Ne bu süper işlemi? Sen 3 basamaklı sayıyı soktuğunda birler basamağındaki sayıyı 3 ile çarpacaksın. Normalde 1 ile çarpıyordun ya. Yok, 3 ile çarpacaksın. Onlar basamağındaki sayıyı normalde 10 ile çarpıyordun. Hayır, 30 ile çarpacaksın. Yüzler basamağındaki sayıyı da normalde 100 ile çarpıyordun, 300 ile çarpacaksın. Sonra ne oldu? Mesela 15, 5 çarpı 3, 15. 2 çarpı 30, 60. 3 çarpı 300, 900. Topladık bunları. 975. Ha, diyor ki sen 325 sayısını süper işlemine uğrattığında cevabın 975 olacak. Buradan bir soru üretti. Burada ekstra bir şey var mı? Yok. Ama basamak bilgisini iyi kullanma, dikkati dağıtmama ve iyi kullandığından emin olma var. Emin olma olunca soruda diyorsunuz ki basamak bilgisi sınırlıdır. Zaten 1, 10, 100'dür. Bunu en fazla bir şekilde değiştirebilir. Ya bu 3, 30, 100, 300 olmak zorunda değil. 3 der. İkinci basamağı der ki 40 ile çarpıyorum. Üçüncü basamağı der ki 500 ile çarpıyorum. Tek şeyimiz şu, soruda ne veriliyorsa ona dikkat ederek uyguluyoruz. Burada ne yaptık? Sıradan en klasik sayı sorusundan, kitabın ilk sayfasında yer alan sayı sorusundan bir sayısal mantık sorusu türettik. Devam edelim. Mesela şöyle bir şey diyor. Yine olasılık konusunun en basit örneğidir, değil mi? Zar atıyoruz. Kaç ihtimal var? 6 ihtimal. Mesela der ki 2 veya 3 gelme ihtimali nedir?
2 veya 3 gelme ihtimali. Şimdi düşünürüz. Toplamda 6 ihtimalim var. 2 veya 3 gelme ihtimali 2 tane ihtimal olduğu için 2 bölü 6. Ben bunu şey demiyorum yani üstte düşünülen ihtimal, alta tüm ihtimal falan böyle düşünmeye gerek yok. Elinizde bir zar var. Karşınızdakiyle oynuyorsunuz. Ben dedim ki 2'yi tuttum. Öbür tarafta dedi ki 3'ü tuttum. İkinizin de şansı eşittir, değil mi? Ama mesela siz dediniz ki eğer 2 gelirse ben kazanacağım. Sen 3 ve 4 gelirse kazanacağım. 3 veya 4. O zaman karşı tarafın 2 tane şansı vardır. Dolayısıyla olasılığı 6'da 1 değildir. 6'da 2'dir. Buradan hiç şeye girmeden işte üstte şu ihtimaller gelir, altta bu ihtimaller tamamen mantığını düşünerek rahatça anlayabiliriz. Şimdi bunu sayısal mantık sorusuna dönüştüreceğiz. En basit soru. Ne yapıyoruz? Ahmet'le Mehmet zar atıyor. İki tane zar atsınlar. İki tane zarımız var. Bu zarların toplamı ki böyle bir çıkmış soru var aklıma o geldi onu söyleyeyim dedim. Benzeri zarların toplamı çift olursa Mehmet kazanıyor. Zarların toplamı tek olursa Ahmet kazanıyor. Şimdi zarları attılar. Bir düşünelim. Ne gelebilir zarların toplamı? 1 artı 1'den 2 gelir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 değil mi? En fazla 6'ya 6'dan 12 gelir. Şimdi kazanma ihtimalleri eşit mi? Bakalım. Ahmet'inkiler şöyle A diyeyim. Ahmet. Pardon. Ahmet tekler. Mehmet çift gelince kazanıyordu. Bunlar da Mehmet kazanır. Ahmet tek gelince kazanıyordu. Bunlar da Ahmet kazanır değil mi? Eşit mi şanslar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eşit. İkisi de eşitmiş. Şimdi soru türetiyoruz. Adam tabii bunu sormayacak. Bu kolay. Ne diyor adam? Diyor ki mesela örnek vereyim. Tek, çift ve asal olmayan çift veya diyor veya zorlaştıracak ya asal olmayan diyor. Sayı gelirse Mehmet kazanıyor. Tek veya asal sayı gelirse Ahmet kazanıyor diyor. Şimdi yine zarın toplamı ne gelebilir? 2 gelir, 3 gelir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bunlardan biri gelecek. Şimdi Mehmet hangi durumda kazanıyor? Çift veya asal olmayan sayı. Şimdi önce çift sayılara bakalım. 2 var. 2 şöyle Mehmet yazalım. Asal olmayan şey çiftlere bakalım. Mehmet, 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 Mehmet. Asal olmayan sayı diyor. Gelirse mesela 9 asal değil. Yine Mehmet kazandı. Başka ne var? 3 asal, 5 asal, 7 asal, 11 asal. Geçtik Ahmet'e. Ahmet nerede kazanıyor? Tek veya asal sayı. Burada Ahmet de, 2 de Ahmet de alıyor. 3 de Ahmet de alıyor. Ahmet alıyor. 5 de, 7 de, 11 de Ahmet kazanıyor. Ne oldu? 2 özel durum oldu. Bir soru hazırlayan için çok güzel bir bilgi. Ve diyelim ki ne olsun? 2 tane soru sorsun bize. Birincisinde desin ki Ahmet'in kazandığı olasılıklar. İkincisinde Mehmet'in kazandığı. Üçüncüsünde de berabere bitti. Dördüncüsünde de hadi Ahmet'in Mehmet'e oranı. Soru üretiyoruz buradan. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 olasılığımız var. Bu 11 olasılıktan 1, 2, bu berabere bitiyordu pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi de Mehmet kazanıyor. 1, 2, 3, 4'ün de Ahmet kazanıyor. Ve berabere bitme olasılığı da ne? 1 bölü 11. Ne yaptık? Basit bir şey sorusundan, olasılık, en temel olasılık sorusu, zar atma sorusunu alıyor, süslüyor biraz. Ve işte somutlaştırıyor. Diyor ki Ahmet var, Mehmet var, oyun oynuyorlar. O işte o olursa bu kazanıyor, bu bulursa bu kazanıyor. Berabere bitiyor. Tabii böyle bir metin çıkıyor ortaya. Yani bunu görünce adam çekiniyor. Matematiksel bir şey var mı? Yok.
en temel matematik sorusunu taklattırıp getiriyor. Peki ne yapmamız lazım? Olasılık sorularını çözerken örneğin ne kadar çok pratik yaparsak, soru tiplerine alışırsak sayısal mantık sorusunda şunu yakalarız. Aa, bu şu tarz olasılık sorusunun biraz çevrilmiş hali. Hemen onu yakalamamız lazım zaten. Bir tane daha aklımdan tasarlamaya çalışacağım. İnşallah düzgün bir şey yaparım. Tamamen ilk kez şu an düşündüm. Şimdi burada dikkatimi çekti de mantık sayısal mantık sorularını hazırlarken konuları iç içe geçirme de var. Yani bir konuyu alıyor, diğerinin içine geçirmeye çalışıyor ki adamın dikkati dağılsın, gözü korksun. Çünkü adamın kafasında bir şablon var. Mesela siz bunu gördüğünüzde aklınıza ne geliyor? Bir geometri sorusu geliyor. Peki şunu görünce mesela 5, 6 soru işareti. Soru işareti hangi aralıktadır? Klasik soru değil mi? Bununla bunun toplamından küçük, bununla bunun farkından büyük getirdi. Şimdi bunu görünce adamın aklına direkt uzunluk sorusu geliyor. Peki ne yapıyor karşı taraf? İşte bunu kullanıyor. Bu rahatlamayı kullanıp bunu kendisi için avantaja çeviriyor. Ne yapıyor? Diyor ki, biraz gıcıklık yapacağım. Gıcık bir soru olacak. Yani ben bunu sınavda görsem bayağı bir laf sayardım. Şöyle bir şey geldi aklıma. Mesela bu soru işareti neler olabilir? Sayılar değil mi? Şöyle 11 ile 1'in arasındaydı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olabilir diyoruz. Şimdi adam diyor ki sınavda işte böyle bir üçgen var. Bu soru işaretini soru mesela şöyle A, B, C üçgeni. AC uzunluğu bir asal sayı değeridir diyor. Asal sayı. Sayıları soktu işin içine. Asal sayıdır. Sonra diyor ki bu asal sayı olabilir peki diyor ki bu asal sayıyla yazılabilecek 3 basamaklı sayılar. Ne olacak asal sayı olunca? Biz şurada asal olmayan ihtimalleri eleyeceğiz. 2, 4, pardon 2 asal. 4, 6, 8, 10, 9 gitti. Ne kaldı? Bu soru işareti 2 olabilir, 3 olabilir, 5 olabilir, 7 olabilir. 2, 3, 5, 7 kaldı. Buna da x diyor mesela soru işareti. Mesela x desin. Ayrıca diyor ki x kenarı yerine gelebilecek uzunluklarla diyor. Yani asal sayı olduğunu belirtti. Yerine gelebilecek uzunluklar neler? Bunlar. Bu uzunluklarla diyor 3 basamaklı bir sayı yazılıyor. Yani bu olasılıklarla 2, 3, 5, 7 ile 3 basamaklı bir sayı yazılıyor. Yazılabilecek en büyük sayı nedir? Hadi burada kolaylaştı. Ne olacak? En büyük 753. Ha, orada da gıcıklık yapabilir. Ne yapar? Der ki buraya gelebilecek sayılarla yazılabilecek 5'e bölünen en büyük sayı nedir? O zaman buraya 5'i koyacağız. Çünkü zaten bir koyacağız en büyükse. Buraya da 3 koyacağız. 735. Hadi daha da gıcıklaştırdı. Dedi ki 5'e bölünen en büyük sayının 3'e bölümünden kalan nedir? Ne yaptım? Şöyle bakalım 15 tam bölünmüyormuş herhalde. Ne olur? Kolay bölelim. 750'yi 3'e böldük 250. 15'i 3'e böldük 5. 250'den 5 çıkarttık 245. Kanalda 4 artı 1 işlem videosu var çok söylüyorum. Pratik 4 işlem için ideal bir videodur. Ne yaptı şimdi ona dönelim. Bir sayısal mantık sorusu hazırladı. Tabii bunun bir de metni var göz korkutan. İlk başta gördünüz geometri sorusu. Sonra sayıyı soktun işin içine. Sonra ne yaptı? Bölme bölünebilmeyi soktu. Sınavdan çıktı adam. Diyor ki o bir soru vardı neydi o üçgen vardı da asal sayıyı da katmış içine bölme bölünebilme her şeyi katmış karma karışık bir şey yapmış. Ama ne yapıyor aslında? Burada en basit bilgiyi yine şu bilgi zor mu yani? Bunun yerine gelebilecek şunlar. Asal olmayanları sil. Kaç saniye sürüyor? 3 saniye. Asal olup 1'den 10'a kadar hangi sayıların asal olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Tabii ben burada inşallah dikkat hatası yapmamışımdır da. Sonra asal sayıları siliyoruz. Sonra bunlarla en büyük sayıyı yazma. Size deseydik 2, 3, 5, 7 ile yazılabilecek 3 basamaklı en büyük sayı. Bu kaç saniye sürer? 5-10 saniye sürer. Sonra burada da bitirebilirdim. Veya bunlarla yazılabilecek 5'e bölünebilen en büyük sayı. Yani hepsi çok kısa olan işlemleri getiriyor. Birbirine başka konularda bağlıyor. Ne yapıyor? Gözü korkutuyor. Bir de önde bir metini verince iyice adam çekiliyor.
Yani kısacası burada sayısal mantık videolarına giriş olarak 3 tane örneği ele aldım. Bunlar tamamen yani videoyu hazırlamadan önce hiç aklımda olmayan şeylerdi. Sadece şu zar atma olayına biraz bakmıştım. Çıkmış sorularda. Ne yapıyor? Göz korkutuyor. Eğer matematik konularını iyi çalışıp çok fazla örnek çözersek diğer zaten hazırlanan sayısal mantık soruları bunların işte süslenmiş, göz korkutulmuş, üstüne bir uzun metin konulmuş sorular. Bu videonun devamında yapmaya çalışacağım. Sayısal mantık soruları nasıl hazırlanır diye bir video serisi oluşturmaya çalışacağım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese başarılar.